Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin pek çok bölgesinde peş peşe depremler meydana geldi. Zaten bir süredir de beklenen Marmara depremi ile ilgili uyarılar söz konusu. Bu konuyu konuğumuz Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'la birlikte masaya yatıracağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş gördük Ceylin. Bizim haberimizde dikkatimizi çeken bir yazınız oldu. Şu ifadeleri kullanıyordunuz yazıda. Yeryüzünde hiçbir kent İstanbul gibi olacak bir depremi bu ölçüde apaçık beklememektedir diyorsunuz. Ne demek istediğinizi açabilir misiniz biraz? Şimdi dünyada deprem bekleyen 3 tane büyük şehir var. Bunlardan bir tanesi Amerika'da San Francisco. Bir tanesi Japonya'da Tokyo. Bir tanesi de Türkiye'de İstanbul. Şimdi bu depremlerin işleyişleri birbirlerinden farklı. İstanbul'un bulunduğu yer güneyinden Kuzey Anadolu kırığı geçer. Kuzey Anadolu kırığının yaklaşık boyu 1500-1800 kilometre bir uzunluğu vardır bunun. Ve bu sağ atımlı bir kırık dediğimiz bir kırıktır. Bu kırık boyunca depremler doğudan batıya doğru sıra düzen yapa yapa gelir. 1944'te Çankırı'da yaptıktan sonra 1947'de Bolu'da bir deprem yaptı. Sonra 1967 yılında Adapazarı'nda yaptı bir deprem. Sonra 1999'da Gölcük'te yaptı. Ve gittikçe gördüğünüz gibi batıya gidiyor. Şimdi geldi. Kuzey Marmara'nın önünde çöreklendi. İstanbul'un önünde çöreklendi. Dolayısıyla deprem kapana girdi Marmara Denizi içinde. Tabii bu deprem Gölcük'te olduğu gibi kentin merkezinde olmayacak. Depremin olduğu yere biz odağı deriz. Bu depremin odağı Marmara'nın Avrupa kıyılarının 25 kilometre güneyinde Yalova ile İstanbul arasında bir yerde olacak bu. Yalova'ya uzaklığı da yaklaşık 40 kilometre, İstanbul'a uzaklığı da yaklaşık 25 kilometre olacak. Dolayısıyla olacak bu deprem hem Yalova depremidir, hem İstanbul, hem Kocaeli, hem de Bursa Balıkesir depremidir. Çünkü Bursa, Balıkesir, Marmara'ya kadar uzanıyor. Ve aynı zamanda da Tekirdağ depremidir. İstanbul'un batı komşusu olarak. Çünkü Marmara'da olan depremlerin etki alanları yaklaşık 120 kilometreye kadar bulur. Yani diğer bir deyimle deprem burada olmuşsa sizden 120 kilometre ötede bu depremin yıkıcı etkilerini görürsünüz. O nedenle bu deprem sadece bir İstanbul depremi değil, Kuzey Marmara depremi diye anılması gerekiyor. Deprem burada kapana kısılmıştır ve eninde sonunda bu deprem olacaktır. Kuzey Marmara depremi ile ilgili bir tarih öngörünüz var mı hocam? Yakın mı deprem? Şimdi depremlerin kesin gün, yıl, büyüklük, yer gibi olayları kesin bilinmesi biraz zor. Ama biz depremlerin yaklaşık uzun erimli kestirimler yaparak depremlerin yaklaşık hangi tarihlerde olacağını ve kabuğun kırılma direncine bakarak beklenen deprem büyüklüğünün ne olacağını aşağı yukarı biliriz. Şimdi depremler çok kişiliklidir. Yani depremin geleceğine bakmak için o depremin geçmişte o yerde nasıl bir etki yaptığını bakmak gerekiyor. Yani deprem geçmişine bakmak gerekiyor. Bu konuda Marmara çok şanslı. Şöyle ki Marmara üzerindeki bilgilerimiz dünyanın hiçbirinde olmadığı kadar bundan 2400 yıl geriye kadar gidiyor. Yani orada 2400 yıl önce deprem algılanıyor muydu? Hayır, ama yaşanıyordu. Ve tarihçiler bunları yazıyorlardı. Gerek yazıtlar üzerine, gerek de belgeler üzerine deprem nerede oldu, nasıl oldu, büyüklüğü neydi gibi bilgileri devşirdiğiniz zaman 2400 yıllık bir deprem birikimi var.
bilgi birikimi var. Bu deprem bilgi birikimlerini kullanarak gelecekte İstanbul ve Tekirdağ önünde beklenen depremin yaklaşık 2045 yılları dolayında olacağını belirliyoruz. Bundaki hata payı yaklaşık 5 ile 10 yıllık bir hata payı vardır. Uzun erimli kestirimlerde hata payları büyüktür. Dolayısıyla depremin çanları aşağı yukarı 2035 yılından sonra çalmaya başlayacaktır. Şimdi bu depremin büyüklüğü ortalama 7 artı eksi 2 gibi olacağına göre, yani 6.10'da 7 ile 7.10'da 2 arasında bir deprem beklentimiz olduğuna göre, böyle bir depremin hazırlanış dönemi ve bir belirti verme dönemi 10 yıl önceden başlar. Yani deprem 2045'te olacağını düşünürsek bu depremin belirtileri 2035'ten sonra vermeye başlayacaktır. Aynı bu gebe kadın doğurmadan önce nasıl karnı şişiyorsa ve bu şişkinliğe bakarak işte bu 5 aylık, 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık diye bir tanı konuluyorsa, yerde de jeofizik özellikler depremden, yani 7 büyüklüğündeki bir deprem için ortalama 10 yıl önceden yer gebeleşmeye başlar. Yani yerin sadece gebeleşme özelliği değil, yani yeri gebeleştiren olay da yerin gerilmesi ve baskı altında şişmesidir. Bu aşağı yukarı 25 metrelik bir alana bulur ve yaklaşık 20-25 santimetrede bir şişkinlik yaratır. Bunun yanı sıra işte bu şişkinlik sonucunda yerdeki elektrik akım geçiş hızları, sismik hızlar, yerin kapar alanı, yerin çekim alanı, yerin ışının çıkışı, keza ısı akısı çıkışı gibi yaklaşık 12 tane özellikle değişiklik gösterir. Şimdi bu 12 tane değişiklik özelliklerinin Marmara ve çevresinde ölçülüyor olması gerekiyor. Bunlar zaman zaman 12'si birden ölçülmese de geçmiş dönemlerde gerek TÜBİTAK, gerekse Kandilli Gözlemevi ve üniversiteler tarafından deneme amaçlı ölçüldü. Ama bunlar ne yazık ki yeterince destek alamadığı için sürdürülemedi. Bugün için en yaygın jeofizik yöntem, en yaygın ve en tutarlı jeofizik yöntem depremden önce olan depremciklerdir. Depremcikler de büyüklükleri 0 ile 4 arasında olan yer sarsıntılarıdır. Bunlar deprem demeyiz biz. Deprem 4'ten daha büyüklerine biz deprem deriz. Dolayısıyla bunlar depremcikler o bölgedeki gerginliğin yığılmakta olduğunu gösterir. Şimdi gerginlik yığılmalarına baktığımızda yığılmalar genelde Büyükçekmece ile Saros Körfezi arasında çıtır 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 diye yığılmalar görüyoruz biz. Bu Tekirdağ önünde olacak depremin belirtisidir bu. Tekirdağ önünde beklediğim deprem büyüklüğü yaklaşık 7-7.2 arasındadır. Olacağı yer de benim kestirimlerime göre Marmara Ereğlisi ile Silivri'nin arasında denizden 15-20 kilometre daha içeride bir deprem bekliyorum. Diğer bir deprem ise biraz daha İstanbul'a yakın. O da Küçükçekmece Gölü'nün yaklaşık 25 kilometre güneyinde aşağı yukarı 6.4 ile 6.7 arasında bir depremdir. Bu deprem benim beklentime göre 1894 yılında adalarda olan depremin bir tıpkısı olması gerekiyor. Tıpkısı. Şimdi bu deprem 1894 depremi hem adalarda kırılmalar ve yıkılmalara neden olmuştur. Yaklaşık 25 saniye sürmüştür. Ve aynı zamanda İstanbul içinde Kapalı Çarşı'da Beyazıt'ın, Fatih'in, bugünkü Fatih ilçesinin bulunduğu kesimlerde
Yığma yapılarda büyük yıkımlar oluşturmuş, yangınlar falan çıkartmıştır. Tabi o günden bugüne yapıların türleri değişti. Yani 1894 bundan neredeyse 130 yıl önceki durum. Yapı nitelikleri değişti. Bu depremi bekliyoruz. Sizler uyarılarda bulunuyorsunuz. İstanbul bu depreme hazır mı? Önlem alınıyor mu? Ya da alınan önlemler yeterli mi? İstanbul'un bir depreme tam anlamıyla hazır olma olasılığı yoktur. Çünkü İstanbul bugünkü nüfusuyla birçok Avrupa devletinden daha büyük bir kenttir. Ve birim alanda düşen nüfus yoğunluğu yaklaşık 2650 kişidir. Şimdi bu Türkiye ortalamasının kat ve kat üstündedir. Türkiye ortalaması 80 iken yani birim alandaki insan sayısının fazla olması ve birim alandaki yapı sayısının fazla olması ve aynı zamanda yapıların %70'inin bir depremi karşılayacak kadar yaşlı, karşılayamayacak kadar yaşlı olması deprem yıkımlarını pek doğal olarak arttıracaktır. Şimdi bu geçen süreyi iyi değerlendirdik mi? Bana göre iyi değerlendirdik. Her şey yapılması çok zor. Çünkü İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 700 bin tane yapı var. Bu 1 milyon 700 bin tane yapı tek tek elden geçirilmedi. Ama İstanbul'da jeofizik bağlamında yer davranış haritaları çıkartıldı. Bu aslında büyük bir aşamada yer davranış haritalarının çıkarılmış olması ve aynı zamanda deprem için erken uyarı düzenekleri İstanbul'un çeşitli yerlerine konuldu. Ha, bunun ne amaç biliyorduğunda deprem olduğu zaman en çok yıkımın olduğu yerin neresi olduğu belirlenecek ve ilk yardım o tarafa doğru yönlendirilecek. Yani daha çok deprem öncesi değil, deprem sonrası hizmetler için verilmiş bir olay. Bugünlerde de bir özel... İzmir'den ders alabildik mi? Geçtiğimiz sene biliyorsunuz İzmir'de korkunç bir deprem yaşandı ki ben de oradaydım. Ders alınabildi mi peki bu konuda? Tabii sizce? Yani bu konularda tabii ki her depremde ders alınır. Bu konuda öncelikle ders alan... Deprem bekliyor musunuz? Önce ders alan bilim adamlarıdır. Bilim adamları her depremden sonra oradaki depremin niteliğini, davranışını, özelliklerini araştırır ve bundan sonuçlar çıkarır. Daha geçen hafta İzmir Bayraklı Belediyesi'nin davetlisi olarak İzmir'e gittim ve deprem bölgesindeki kişilerin katıldığı bir yerde bilgilendirme yaptım. Tabii konuyu İzmir'e kaydırdınız şimdi. İzmir'de tabii ki bir deprem korkusu İzmirliler'de, aynı İstanbul'da var. Ben İzmir'in içinde, benim kişisel kanım bu, İzmir'in içinde kısa bir dönemde büyük bir deprem beklemiyordum. İzmir'de de benzer şekilde depremin etki alanı yaklaşık 100 kilometreye kadar vardır. Şimdi 100 kilometre derinlikte olacak, 100 kilometre uzaklıkta olacak bir depremin İzmir'de nasıl etkileneceği konusunda ve bunun ne zaman olacağı konusunda bir çalışma yaptım ve bunu da Bayraklı Belediyesi'nde sundum. Benim İzmir'deki beklentim yaklaşık 2081 yılı gibi bir beklentim var. Bunu da Bayraklar Asılı Kaldı kitabında yayınladım. Bu kitabı günden çıktı bu kitap. Bu İzmir yer sarsıntısını anlatıyor. Dolayısıyla 50 kilometre, yani İzmir'e 100 kilometre yakınında olan her deprem aynı zamanda bir İzmir depremidir. Tıpkı Sisam 78 kilometre ileride olmasına karşı nasıl Bayraklı'da 18 tane yapıyı yıkıp 118 kişiyi öldürdüyse benzer şekilde etkileyecektir. Şimdi deprem daima yerleşim alanlarının planlanmasında yapılan eksiklikleri bulur. Ve orada yıkımlar yapar. İzmir'de iki tane rezerv alanı vardır. Bu rezerv alanlarının
bir tanesi Bayraklı Bornova ovasıdır. Bir tanesi de Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli, Menemen'dir. Rezerv alanları ne demek? Tıpkı Ukrayna'daki savaşta olduğu gibi bir savaş ya da olağanüstü bir durumda tarım alanı olarak kullanabilecek ve o kenti doğanüstü durumlarda besleyebilecek alanlara ayrılmış alanlar denir ya da rezerv Hocam, alanlar. Hocam zamanımız bitti ama ben bitirmeden bir soru daha sormak istiyorum size. Sorun. Sonuçları 99 depremi gibi olur mu? 2000'den sonra yapılan binalarda gönül rahatlığıyla oturabilir miyiz? İstanbul için konuşuyorum. Şimdi her ne kadar mesela Gölcük depremi, 1999'da olan Gölcük depremi yaklaşık 17.800 kişinin aramızdan ayrılmasına neden oldu. Ama Gölcük'teki yapı yoğunluğu ile insan yoğunluğu bugünkü İstanbul'dan daha azdı. Orada kırık Gölcük'ün içinden geçti. Ama İstanbul'da durum farklı olur. İstanbul'da kırık, İstanbul'un 25 kilometre güneyinden geçiyor, içinden geçmiyor. Ama etkilemesi büyük olacak. Neden büyük olacak? Bir, insan yoğunluğu fazla, birim alana düşen insan yoğunluğu ve yapı yoğunluğu fazla. O nedenle etkileyecek. Yani yeşil alanlarımız bizim çok az, yollarımız çok az. Bir karış boş olan yerde yeni bir yapının dikildiğini görüyoruz. O nedenle İstanbul'da deprem etkili olacaktır. Ama Gölcük'ten bir farkı şudur ki Gölcük tamamen genç ve oynak jöle gibi çökerlerin üzerinde otururken İstanbul'un yer yapısı bu kadar kötü değil. En azından teşekkür ediyoruz hocam. Anadolu yakasındaki. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan konuğumuzdu. Beklenen Marmara depremini ve olası etkilerini değerlendirdik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.